Products dedim. Evet. Select keywords from products. Arkadaşlar şimdi mesela dersem ki ver unit price büyük 10 63 satır getirdi. 50 dedim. Bastık. 7 satır getirdi. Mesela ben bunları toplamak isteyebilirim, değil mi? İşte fiyatı 50'den büyük olanların stoğu ne kadardır? Kaç tane stoğu vardır? Toplamamız lazım. Ya da bazen de şey yapmak gerekiyor arkadaşlar. Mesela select yıldız pro order details. Hoppa, bakın köşeli kullandı, değil mi? Kendi yazdı bunu arkadaşlar. Ben yazmadım. Olay nedir? Köşeli parantez kullanıyor ayrık isimlerde. Çünkü space koyduktan sonra sanki o başka bir şeymiş gibi. Order by diye bir şey gördük, değil mi? Böyle yaparsan order by'in order olmaz mı bu? Değil mi? Böyle yaptığında al bu tek parça demiş oluyorsun. Tamam? İsimlendirmeler böyle. Önemlidir. Sınavda bile çıkar bu. Select yıldız from order details dedim. Çalıştırdım. Bakın. Sipariş ID var. Görüyor musunuz? Order ID, product ID, birim fiyat, quantity discount. Şimdi mesela bir sipariş kaç paraya geliyor? Bunu bilmem gerekebilir benim, değil mi? Ya da bir siparişte kaç tane ürün satıldı toplam olarak? Olabilir mi? Bunları bilmemiz gerekebilir. O zaman ne yapacağız? Select count yıldız derseniz say manasını. Count saymak değil miydi? İsterseniz kolon adı da koyabilirsiniz. Order ID. Ama şöyle bir şey olurdu. Order ID de boş, yani null gelirse onu saymaz. Anlatabildim mi? Mesela discount'a göre say dedin. Ama discount birinde null geldi. Onu saymıyor. Öyle bir kayıt varmış gibi. Count yıldız derseniz say from order details. Bakın kaç satır varmış burada? 2155, değil mi? 2155 satır var. Bunu çalıştırınca ne getirecek? Ne yaptı? Order details'teki kayıt sayısını say demiş oldum mu ben? Değil mi? Kayıt sayısını say dedim. Anlaşıldı mı arkadaşlar ne mantığa geldiği bunun? Gerçekte veri tabanında böyle bir şey var mı? Bu bir hesaplama sonucu, değil mi? Saydı, sayımın sonucunu bana getirdi arkadaşlar. Anlatabildim mi? Aggregate function dediğimiz konu böyle miydi? Aggregate toplamaydı bildiğim kadarıyla. Belli bir hesaplamanın sonucunu bize getiren yapılardır. Count sayıyor mesela. Diyorum ki select count mesela region from employees. Bak 5 getirdi, tamam. Kaç tane çalışanım var? Görelim. Dokuz çalışanım var gerçekte, değil mi?
Bakın 9 tane çalışanım var benim. Ama select count region dediğimde bana geriye 5 getiriyor. He, demek ki saymadığı bir şeyler var. Region diye bir kavram var arkadaşlar. Ben bundan bahsediyordum aslında. Eyalet demek. Bakın bunlar Amerikan yani Amerika'ya bağlı eyaletler. Dolayısıyla işte artık Wyoming midir nedir? Tamam. Bu eyaletteymiş bunlar. Ama bunlar bakın İngiltere değil mi? London. İngiltere'de eyalet sistemi yok. O yüzden nal geçmiş adamlar. Regions seç dediğimde bana ne oluyor? 5 tane satırda region'da değer var. Diğeri null 5 diye söylüyor. Yani count null değerleri saymaz. Anlaştık mı? Efendim? Washington mıymış? Tamam. Şimdi kayıt sayısını say dedi. Topla dedik. Select sum. Topla demek değil mi? Neyi toplamamı istiyorsun? Hangi kolonu istiyorsun diye soruyor. Mesela diyorum ki units in stock from product. Tüm ürünlerin kaç tane olduğunu topluyor. Units in stock kolonlarının hepsini toplayıp bana getirdi. Oldu mu? Güzel mi? Güzel değil mi? Direkt anında rapor basıyor. Senin hiç kod yazmana gerek kalmayacak C# tarafında. Peki bu sum count ne zaman işe yarar? Bir görelim. Dedim ki vatan computer açılsın vatan. Görelim. İnternet mi yok? Öyle miydi? Sevgili Google. Söyle bakalım. Allah Allah. Sizin açılıyor mu internetiniz? Açılmıyor mu? Evet, açılmıyor. Bakın vatanda markaları görüyorsunuz böyle. Yanında bir liste var. Yanında da o markadan kaç çeşit ürün var. Onları gösteriyor parantez içerisinde mesela. Bu sumla ya da countla olmaz mı? Değil mi? Countla yaparsan kaç tür ürünün var? Sumla yaparsan kaç adet ürünün var? Doğru değil mi? Dedin ki çubuk kraker. Bunu bir kere kaydetmez misin ürünleri? Sonra da dersin ki 20. Değil mi? Şimdi satırları saydırırsan kaç çeşit ürünün olduğunu bulursun. Units in stock dediğimiz yani stokları toplarsa elinde toplamda kaç ürün var? Yani 20 tane çubuk kraker varsa 20 tane ürünün var demektir sum yaparsa. Doğru mudur? Mantık bu arkadaşlar. Mesela diyorum ki kategori ID'si 1 olanların adetini getirme. Birinci kategoride kaç tane ürünüm var? Oldu mu? Basit İngilizce arkadaşlar. 559 tane beverage kategorisinde ürünüm varmış. Dokuzuncu kategoriyi biz az önce kendimiz ekledik değil mi? Yeni kategori diye. Buna da bir tane ürün ekledik. Doğru mudur? Eklememiş miyiz? Ha, stock girmedik ya ona arkadaşlar. Stock'unu girmedik. Ama count dersek yıldız bir tane ürünümüz var değil mi? Yeni kategorideki
tek ürünümüz bizim. İşte mesela dedim ki birinci kategoride kaç ürünüm var? 12 diyecek. Tamam. İşte ikinci de kaç tane var? Hoppa. 12 diyecek. Tamam. Neye göre 12 diyor? Ezberledim. Yapa yapa. Tamam. Oradan biliyorum arkadaşlar. Git. Şöyle yapalım hatta. Gitmeye gerek yok. Select Yıldız from Products ver kategori ID eşittir 2. 12 satır gelmedi mi? Geldi değil mi? Bastım. Bakın bunda da 12 satır geldi. Gördüğünüz gibi bunu count'una alırsanız sayar sum deyip units in stock bastım. Bunu aldı değil mi? 507 tane ürünüm varmış toplamda bu kategoride. Anlaşıldı mı sam? Arkadaşlar şimdi order details'te sipariş ID'si ürün ID'si birim fiyatı bu ne quantity adet değil mi? Bu indirim oranı. 0 ile 1 arasında bir değer. 0,1 dersen ne olur? %10 değil mi? Şimdi %10 indirim uygulanacak buna. Quantity nedir? Adet dedik. Şöyle yaparsam toplam ciromu bulabilir miyim ben? Bakın tüm satışlara göre toplam ciroyu bulmak istiyorum. Dedim ki select sum toplaması lazım değil mi? Unit price çarpı quantity çarpı 1 eksi discount. S ciro dedim. İsim verdim buna da. From order details. Böyle bir değer çıktı karşıma. Neden 1 eksi discount? Şimdi arkadaşlar şöyle görelim bunu tahtaya yazayım. Şimdi baktık karşımızda böyle bir şey var. Bu benim toplam ciromu bulur mu? Bakın sum yapmasaydım ne olurdu? ...2155 satır var sipariş detaylarında arkadaşlar. Hepsini kendi içerisinde hesapladı bu. Ama toplamadı değil mi? Ne yapıyorum? Bunları da diyorum ki topla, geriye tek sonuç döndür. Wow. Tamamdır değil mi? Bu da o. Bulduklarının toplamını getir olarak arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Şimdi bakın şöyle yapalım. Bununla bayağı bir oyalayacağım sizi ben. Bastım. 10.248 numaralı order ID'ye bak burada. 3 tane ürün satılmış. Doğru mudur? 10.249'da 2 tane satılmış. 10.250'de 3, 51'de 3, 52'de 3, 53'te 3.
54'te öyle, 55'te 4 tane satılmış. 56'da 2 tane satılmış. İşte 60'ta 4 tane, 59'da 2 tane. Bir satışta kaç tane ürün satılacağının sayısı belli değil aslında, değil mi? Sabit değil. Yani gidersin sadece su alırsın, bir de gidersin bütün market alışverişini tamamlarsın evini. Bunu kısıtlama imkanın var mı? Yok. O zaman arkadaşlar, bakın. Ne diyor bu? Bu satışta bu üründen şu kadar satıldı. Değil mi? İndirimde sıfır. Şu satışta şu üründen şu kadar. Bu satışta 3 tane ürün gitmiş. Ben istiyorum ki bu toplamayı yaparken bu siparişin ID'sine göre, yani siparişe göre gruplasın. Olur mu? Siparişe göre gruplasın. Böylelikle işte 10.248'in toplamı bu. İşte 10.249'un toplamı bu. İşte nedir? Bunun 440 dolar gibi bir değeri çıkıyordu arkadaşlar hatırladığım kadarıyla. Bakın şimdi Group By denilen bir keyword öğreneceksiniz. Duydunuz mu Group By? Order ID. Order ID'ye göre grupla dedim. Order ID aynı olanları tek grup yapacak artık. Anlaşıldı mı? Yani bu sefer ne oluyor? Order ID tek grup içerisinde ise ki sen de bunu gerçekte böyle yaparsın aslında. Ben desem ki tüm satışların toplam şey satış bana toplamları getir. Ne yaparsın? Order ID diye göre çarp toplarsın. Doğru mudur? Şunlardakiler bunlar. Bunları toplayayım. Bunlar böyle diye. Bastım. 440 çıktı değil mi? Şimdi iyi hoş güzel. Kaç satışım varmış benim? Sağ köşede gösteriyor. 830. Şimdi biz buradaydık. Gerçekte satış tablosu burası. Tamam. Kaç satır geldi? 830 değil mi? Bu da bana 830 tane grup çıkartıyor mu? Demek ki doğru çalışıyor değil mi? Her satışı kendi içerisinde gruplamışım ben arkadaşlar. Anlaştık mı? Bakın şimdi bunu yaptım. Tamam güzel. Yanlarında da siparişin ID'si bulunsun. Yapabilir miyiz? Buraya güzel oldu değil mi şimdi? 10.248 ID'de siparişinde ciro 440'mış. Tutup bir de bunları desem ki order by ciroya göre sırala demiş olduk mu? Bu ne yapıyordu? Azalan sıralama değil mi? Azalan sıralamamı da yaptırdım. 16.387,5 dolarmış. En büyük satışım. Grup bayla alakalı sıkıntımız var mı? Gruplama. Bunlara göre gruplayarak topla. Şuna göre grupla. Buna göre grupla. Hani order ID'ye göre gruplarsan sen siparişe göre gruplama yapmış oluyorsun zaten değil mi? Çünkü her siparişin kendine ait bir ID'si var. Hemen size soralım.
Sormadan önce inim join'le beraber kullanalım bunu da bir görelim. Arkadaşlar hangi kategoride kaç tane ürünüm var? Hani mesela kategorisi 1 olan da 12 geldi değil mi az önce? İşte kategorisi 2 olan da 12 falan filan yazıyordu. Select count mıydı sayma? From products. Toplam ürünüm 78 tane şu anda. 77 idi, bir tane ben ekledim. 78 dedi arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir şey istiyorum. Group by kategori ID dedi. Oldu mu? İyi ama kategori ID'ye göre gruplamama rağmen ben bir şey anlamıyorum. Yanında kategorinin adı yazsın. Beverage ürün sayısı bu. İşte condiments ürün sayısı bu. Dairy products ürün sayısı bu. Böyle istiyorum. Tamam. O zaman ben şuraya kategori name'i getirebilir miyim? Kategoriler tablosundan. Buraya ne yapacağım? Inner join lazım mı artık? Değil mi? Inner join categories on products nokta kategori ID eşittir categories nokta kategori ID. Bu diyor çakışma yaşıyor. Tam o zaman kategori name'e göre gruplayabilir miyiz şu anda biz? Kategorinin adına göre. Ha, bakın şimdi bir şey göstereceğim. Çalışmayacak. Değil mi? Şimdi aggregate function'ların yanına ekstradan kolon getirmek istiyorsanız group by içerisinde o kolonları mutlaka kullanmak zorundasınız. Group by'dan sonra yazmak zorundasınız o kolonları. Kural bu. Tamam. Ne yapacağım? Group by kategori name dedim. Bakalım çalışacak mı? Oldu değil mi? Beverage 12 ürün varmış. Condiment 12 ürün varmış. Confection, Dairy Products, Grain Cereals, Wheat Poultry. Yeni kategori vardı bizim koyduğumuz, değil mi? Hepsi gelmiş. Şimdi şöyle bir şey var. Say diyorsun. Tamam. Say kategori isimlerine göre gruplar. Sadece kategori isimlerine göre gruplar. Buna göre şöyle bir şeye ihtiyacımız var bizim. Hani say dediğinde yanında kategorisini ve adını göster dersem sen ne yaparsın? Zaten kendin de bunu kategorilere göre gruplarsın değil mi? Hani elinde bir liste var. Say bakalım dediğinde hani toplam baştan sona saydım. 78 dedim bana. Yanlarına kategori ismini de koy dersen her saydığıma karşılık bir kategori ismi koyabilir miyim? Koyamazsın değil mi? 78 tane beverage 100. Bilmem ne 1. Bilmem ne 1. Beverage 1 elde edin. Bir tane daha vermiş. Yani sen ben kategorilere göre say dersen ona göre sayarsın, ona göre gruplayıp söylersin. Bu kategoride şu kadar vardı. Gerçekte söylediğim cümlenin aynısı olması gerekiyor. Bu kategoride bu kadar vardı. Şu kategoride bu kadar vardı. Anlaşıldı mı? Bunun mantığı da bu. O yüzden select'ten sonra aggregate function kullandıysanız sum, count,
İşte bir şeyler göreceğiz. Ve orada arkadaşlar başka kolonlar da varsa o kolonlar grup by'dan sonra kullanmak zorundadır. Yoksa bak şimdi gruplama yapmadan say dedim. İyi de ne? Nasıl yani? Say dediğin 78 çıktı. Gruplama yapmadım bak şimdi. Say dediğin 78 çıktı. Yanına kategori adını koy dedim. Hangi kategoriyi koyacak? 9 tane kategori var o 78 üründe. Doğru değil mi? Gruplamazsa nasıl kullanabilir ki bunu? Kullanamaz. Anlaşıldı mı? Mantığı budur arkadaşlar. Group by kategori name dedim. Şu anda çalıştı. Peki aynısını sum'la yaparsam ne olur? Şu anda ne yapmış olur? Mert. Aynen öyle. Hangi kategoride kaç tane ürün var, stok var değil mi? Bunu yaptık aslında. Sıkıntı yapmayın arkadaşlar. Stok, stokların toplamını alır mı? Neye göre gruplamışsın? Kategoriye göre. Keywordler anlatıyor aslında. Bastım. Az önce bunları görmüştük biz değil mi? İlk yaptığımızda verle kullanırken hatırlıyor musunuz? 559, 507. Devam ediyorum. Mesela kim? Ha şöyle. Hangi kargo şirketine ne kadar ücret ödemişim? Hangi kargo şirketine toplamda ne kadar ücret ödemişim? Bakın Shippers'taki company name, Orders'taki ShipBI'la nereden bağlayabilirsiniz bunları? Shipper ID ile bağlayabilir misiniz? Değil mi? ShipBI ile Shipper ID'yi birbirine bağlayabilirsiniz. Sonrasında Freight denilen bir alan var. Kargo bedelidir bu. Tamam. Bunları toplatırsanız kargo şirketinin adına göre size kime ne kadar ödediğinizi gösterir mi? İşte birinde 45 bin gibi bir değer çıkacak. Birinde 40 bin. Hadi bakalım. Başlayın. Bunu istiyorum sizden. Hangi kargo şirketine ne kadar ödemiş? Bakın, select sorguları bizim için çok önemli. Rapor dediğin şey, bilanço dediğin, ıvır kıvır, işte mizan dediğin, sonrasında beyanname dediğin şey, her şey birer rapor. Select sorgusundan oluyor bunlarda. Hadi bakalım. Freight'tı, ShipBI'ya, Shipper ID, Company Name. Bu dört kolon geçmesi gerekiyor değil mi bu işte? Tekrar ediyorum. Bakın. Gerçekte veri tabanında böyle bir tablo yok. Ama ben bir sorguyla bu tablo varmış gibi hazır hale getirdim. Gerçekte bu olsaydı 830 satır çıkarttı bana. 830 satırın yani 830 tane satışım vardı bildiğimde değil mi? 830 tane satışımın ortalamasını alırsam satış başına düşen şeyi alabilirim. Ortalamayı alabilirim. Doğru mu? Bu gerçekli bir tablo değil ama şu an için aslında bir tablo. Gördün mü? Gerçekli değil ama sonucu tablo getiriyor bana. Peki ben şu sorguyu bir tabloymuş gibi kullansam ondan sonra olmaz mı? Şimdi subquery denilen bir şey göstereceğim buna. Şeyle alakası yok. Bakın ta en başa kadar gittim.
parantez içerisine aldım. S tablom dedim. Adı tablo olsun dedim. Tamam. Bakın o bunun getirdiği sonucu ben size tablo olarak kullanacağım. Tamam. Tablolar from'dan sonra yazılmıyor muydu? Değil mi? Bakın yaptım. Bu tabloda ORT diye bir kolon var mı? ...1525. Değişti değil mi sayı şimdi? Ne oldu? Sen çıkan 830 tane kolon var ya, o hareket oldu, 430 alıyordu, diyordu. Gittim, o çıkan tabloyu sanki gerçekte bir şey varmış gibi ezdim, bir isim verdim buna. Tamam. O çıkan sonucunu bu tabloyu yapıyor. Anlaşıldı mı? Çıkan sonucu bir tabloyu kullandım. Bildiğin sebep sonucunda yazdım. Ortalamanın yani ORT'nin ortalaması lazım. O tablodaki ORT sonucunda ortalamasını aldırarak bir satış başına düşen ortalama tutarı getirmiş oldum. Bu mantığa arkadaşlar sub query diyorlar. Alt sorgu çağrımları. Var mı bunu bilen? Bir, iki, benim babamın sub query'si var. Sub query mantığı arkadaşlar. Sub query.